Ruhsal bozuklukların temel taşı depresyon, insanların kendilerini umutsuz ve çaresiz hissetmesine neden oluyor. Her 4 kişiden biri depresyonda. Türkiye'de geçtiğimiz yıl yaklaşık 9 milyon kişi ilaç tüketti. Bunlardan son 7 yılda ise antidepresan kullanımı %25 artarak rekor kırdı. 2016 yılı içerisinde Türkiye'de yaklaşık 8,5 milyonun üzerinde insan depresyon ilacı tüketti. Bu yıl Nisan ayının sonuna kadar olan dilimde ise bu sayı 4 milyona yaklaşıyor. Yani bir diğer deyişle tüketim bu hızla giderse yıl sonunda sayının 10 milyona ulaşması bekleniyor. Psikiyatrist Deniz Şimşek toplumdaki depresyon oranındaki yükselişe dikkat çekiyor ve kontrolsüz reçete yazılmasının bu artışta payı olduğunu da ekliyor. Yani antidepresanların bu kadar çok kolay reçetelenmemesi, bu kadar sık kullanılmaması gerekli olmadığı durumlarda özellikle dikkat etmek gerekiyor. Gereksiz ilaç tüketiminde ise kadınlar erkeklere oranla bir tık önde bulunuyor. Bu sizin sakinleştirici depresyon ilacınız. İlk hafta... Ya baba bir de beni serse mi derse? Hayır yapmaz. İlk hafta yarım alacaksınız, yarım evet. Tablet. Evet. Sabah alıyorsunuz. Sabah mı alıyorsunuz? Evet. Akşam nasıl olur acaba? Akşam olmaz. İlacın etkisini göremezsiniz. Sabah alacaksınız, sabah, gün evet. İçinde daha relax olasınız. Modern hayatın getirdiği strese, sıkıntıya vurgu yapan psikiyatristler uzman görüşü olmadan antidepresan kullanımına karşı. Ufak bir kaygısı olana işte anksiyete bozukluğu tanısı konulup çok uzun süre ilaç tedavisi verilebiliyor. Aslında bu hastalara psikoterapötik destek sağlanarak, onların birazcık daha ruhsal alanda dokunuşlar yapılarak yol alması sağlanabilecekken ilacı hemen ilaca sarılıyoruz. Aile hekimleri yazabiliyor, özellikle dahiliye doktorları çok sık yazıyor. Belki de hani psikiyatri grubu bu grubun içinde en az yazan. Peki ya bunca dertle baş ederken doğrudan ilaca yönelmek yerine depresyonla nasıl başa çıkabiliriz derseniz? En çok yakından ilişkili olan bağırsaklarımıza odaklanarak aslında depresyonun üstesinden gelme şansımız var. Söylediğim gibi yani ilaçtan ziyade birazcık daha bizim bedeni bütüncül olarak odaklanıp yani vitamin mineral eksiklerini yerine koyarak ve bağırsağa odaklanarak bütün sistemi düzeltmenin en önemli yolu olduğunu düşünüyorum. Nasıl yani ilaçsız nasıl tedavi olabiliriz? Şöyle, biz ilaç kullanırken aslında ilacın yaptığı etkileri vitamin minerallerle yapabiliyoruz.